Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. sınıf Eko'ya Yayınları sayfa 190 ile 194 arasındaki konu değerlendirme ve 4. ünite değerlendirme kısmını yapmış olacağız. İlk kısmımızla başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda Ahmet amca yetiştirdiği patatesleri 5'er kilogramlık torbalara koydu. 145 torba patates oldu. Ahmet amca kaç kilogram patates yetiştirdi diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu soruda her bir torbanın ağırlığı 5'er kilogram olarak verilmiş. Toplamda da 145 torba patates olduğu söylenmiş. Bize toplam ne kadar patates yetiştirdiği sorulduğunda 145 torba patatesi 5'er kilogramlık olduğu için ikisini çarparak sonuca ulaşmamız gerekecek arkadaşlar. Burada yeterli alan bırakılmamış çözmek için. Bunları deftere çözümlerini yapmayı unutmayalım diyoruz. Bir buradaki boşlukları kullanarak soruları çözmeye çalışacağız. Yapacağımız işlem arkadaşlar 145 ile 5'i çarpmak olacak. Şöyle 145 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 5 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 4 20. 2 de elde 22. Bu gitti. Yine elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7 yaptı. Yani toplamda 725 kilogram patates patates yetiştirdiğini bulmuş oluyoruz. 145 ile 5'i çarpmamız gerekiyordu bu soruda diyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk çarpma işlemini sonuçlandırarak dedik. İkinci sorumuza doğru geçiyoruz. Siz bunları işlemleri dediğimiz gibi defterinize mutlaka yazmayı unutmayalım dedik arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtik. İkinci sorumuz demiş ki her biri günde 35 kilogram fındık toplayan 3 işçi bir haftada kaç kilogram fındık toplar demiş. Şimdi her biri günde 35 kilogram fındık toplayan 3 işçi varmış. O zaman günde ne kadar fındık toplarlar? Bunu bulmamız lazım. Bir tanesi 35 kilogram topluyorsa 3 işçi, 3 işçiyi bulabilmek için 35'i 3 ile çarpmamız lazım. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. 1, 3 kere 3, 9 elde eklediğimizde 10 yaptı. 105 kilogram fındık toplandı. Bu ne için arkadaşlar? Bakın bu bir günlük bir günlük. Şuraya yazalım. Bir günlük. Bize ne demiş arkadaşlar? Bir haftalık sormuş. Bir haftada kaç gün var? Bir haftada tam tamına 7 gün var. O yüzden bir haftayı bulmak için bu bulduğumuz 105 cevabını bir haftalık bulabilmek için 7 ile çarpmamız lazım. Ve haftalık ne kadar topladıklarını bulabiliriz. 7 kere 5 35. Elde var 3. 7 kere 0 0. 3'ü eklediğimizde 3 yaptı. Bu gitti. 7 kere 1 7 yaptı. Yani bir haftada 735 kilogram fındık toplarlar şeklinde toplar şeklinde cevabımızı vermiş olduk. Cevabımız 735 kilogram çıkmış oldu arkadaşlar. Yine burada küçük alana sığdırmaya çalıştık. Sizler detaylı bu e, soruyu durdurarak e, boş kağıda boş defterinize yazabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü sorumuza doğru geçiyoruz. Burayı temizledim. Orkun annesiyle alışverişe gitti. Annesi 125 gramlık tereyağlarından 3 paket ve 300 gramlık peynirlerden 2 paket aldı. Bu malzemeleri Orkun taşıdı. Orkun'un taşıdığı alışveriş torbası toplam kaç gramdır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın 125 gramlık tereyağından 3 paket almış. O zaman 125'i 3 ile çarpmamız lazım. Burada 125'i 3 ile çarpacağız. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 2, 6 elde eklediğimizde 7 elde gitti. 3 kere 1, 3 yaptı. 375 gram ne arkadaşlar? Tereyağı. Bu tereyağını bulduk. Şöyle altına yazalım. Tereyağı. Bize demiş gibi de 300 gramlık peynirden 2 paket aldı. O zaman 300 gramlık peynirden 2 paket aldığı için bunu da 2 ile çarpacağız. 2 çarpı 0 0 2 çarpı 0 0 2 kere 3 6 600 gram da peynir almışlar. Diyor ki bu malzemeleri Orkun taşıdı. Ne kadar toplam ne kadar taşımıştır? İkisini toplamamız gerekiyor şu anda. Tereyağlı peyniri. 600'ü yukarıya yazdım. 375'i şey. altına yazdım. Topladığımızda 0 artı 5 5 0 artı 7, 7. 6 artı 3, 9. 975 gram toplam e, ma toplam ağırlık diyebiliriz. Toplam ağırlık şeklinde cevabımızı vermiş olduk. Önce ayrı ayrı ikisini bulduk. Tereyağı, peyniri sonra da toplayarak sonuca ulaşmış olduk. Üçüncü sorumuzun cevabı için diyoruz arkadaşlar. Yine burayı temizleyerek Dördüncü sorumuza doğru geçiyoruz. Sizler buraya durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz dedik. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Yandaki resmi ve sayıları kullanarak bir problem kurup çözünüz demiş. Bakın bizden problem kurmamız isteniyor. Sayılar burada. Görseldeki resmi de kullanarak bir soru oluşturacağız. Önce sorumuzu oluşturalım. Soru diyoruz. Soru. 4 kişilik 4 kişilik bir ailede 4 kişilik bir ailede babanın babanın ağırlığı 81 kilogram virgül annenin annenin 56 kilogram virgül kız çocuğun kız çocuğun kız çocuğun 24 kilogram virgül en küçük kardeş yani erkek çocuğunda diyelim erkek çocuğun 19 kilogram 19 kilogram şuraya 19 sığdırmayacak. Alt taraftan devam edelim. 19 kilogramdır. Buna göre buna göre bu ailenin toplam ağırlığı kaç kilogramdır? Kaç kilogramdır şeklinde Sorduk. Şimdi sorumuzu bir daha okuyalım arkadaşlar. Biraz tablette yazdığım için, için kayıyor. 4 kişilik bir ailede babanın ağırlığı 81 kilogram, annenin 56 kilogram, kız çocuğun 24 kilogram, erkek çocuğun 19 kilogramdır. Buna göre bu ailenin toplam ağırlığı kaç kilogramdır diye sorumuzu önce oluşturduk. Sizler de bunu durdurarak soruyu netleştirebilirsiniz. Şimdi yapılacak işleme geçtiğimizde arkadaşlar altına da işlemi çözelim farklı bir kalemle. Hepsini toplamamız istenmiş. 81 kilogram var. 56 var. 24 var. 19 var. Hepsini topluyoruz. 1 6 daha 7 yapar. 4 daha 11 yapar. 9 daha 20 yapar. 20'nin 0 elde var 2. 8 5 daha 13 yaptı. 2 daha 15 yaptı. 1 daha 16 yaptı. 2 de elde 18 yaptı. O zaman Toplam ağırlıkları 180 kilogram olarak bulunmuş oldu. Bu 4 sayıyı toplayarak da bu ailenin toplam ağırlığını bulabiliriz dedik. Bir problem kurup onun da çözümünü vermiş olduk. 4. sorumuzun cevabı için diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sayfa 190'ı tamamladık. Şimdi alt kısma doğru 191'deki 4. Değer, ünite değerlendirme kısmına doğru geçiyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Alt kısma doğru devam edelim. Evet 191 ile 194 arasındaki 4. Ünite, ünite 1. soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki modellerin altlarına kesir sayıları yazılmıştır. Hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına bakarsam 4'te 1. 4 parça var mı? 1, 2, 3, 4 var arkadaşlar. Bir tanesi mi boyalı? Evet bir tanesi boyalı. O zaman bu kesir doğru olarak verilmiş diyoruz. C'ye bakarsam 1, 2, 6'da 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Bir tanesi boyanmış. Evet. Bir tanesi boyanmış. O zaman bu da 6'da 1'i ifade eden bir kesir. B'ye geçersek. 3'te 1. 3 parçaya bölünmesi lazım. 1, 2 parça. Bakın 1, 2 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Bir tanesi boyanmış. Evet. Bu 2'te 1'i ifade eden bir kesir. Buraya 3'te 1 yazılmış. Yanlış. O yüzden yanlış olan cevabımız B şıkkı olması gerekir. Bu görsel 2'de 1'i ifade eden bir görsel diyoruz. Birinci sorumuzun cevabı 5 olması gerekiyor dedik. İkinci sorumuza geçelim şimdi. Burayı temizledim. İkinci sorumuza geçtik. Aşağıdaki modellerden hangisi 8'de 1'i gösterir? Yani 8 parçaya böleceğiz. Bir tanesini boyayacağız. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçaya bölmüş. Bir tanesi pembeye boyanmış. E bu 8'de 1'i gösteriyor. Demiş ki bize 8'de 1 göstereni bul. A şıkkı direkt doğru cevabımız olmuş oldu. B'de ne var arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 parça var. Bir tanesi boyalı 6'da 1'i gösterdi. Olmadı. C'de ne var? 1 2 3 4 parçaya bölünmüş. Bir tanesi boyanmış. 4'te 1'i gösterdi. Olmadı. Sadece 8'de 1 gösteren A şıkkımızda doğru olarak verilmiş diyoruz. İkinci sorumuzun cevabı için. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Burayı da temizledik. Üçüncü sorumuza geçtim. Yukarıdaki sayı doğrusunda A ile gösterilen yere hangi kesir gelir demiş. Şimdi sayı doğrusuna gösterirken arkadaşlar önce parça sayısını bulmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. Bakın burada noktaları sayarsak yanlış olur. Parça sayısını saymanız lazım. Bu çok önemli bir detay. Öncelikle parça sayısını saydığımızda 6 parçadan oluştuğunu buldum. Sonrasında kaçıncı noktaya gittiğine bakacağız. Kaç adım ilerlediğine bakacağız. 1 2 adım ilerlemiş. O zaman A noktası 6 adımlık yerden 2 adım ilerlemiş. Yani 6'da 2'ye karşılık gelen bir kesir. O da B şıkkında var bakın. 6 parça bölünmüş. 2 parça ilerlenmiş. O yüzden A yerini gösteren kesir. 6'da 2 ifadesi olması gerekiyor dedim. 3. sorumuzun cevabı için. 4. soruyla devam ettim. Siz buraları durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. 4. sorumuzda demiş ki yandaki şekilde 6'da 3 kesir sayısını göstermek için kaç eş parça boyamalı? kaç eş parça boyamalıyız demiş. 6'da 3. 6 parçaya bölünmüş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. O zaman kaç tanesini boyayacağız arkadaşlar? 3 tanesini boyamamız gerekecek. Boyuyorum 3 tanesini. 6'da 3'ü göstermek için. 1, 2 ve 3. de boyadığımızda bu kesir 6'da 3'ü gösteren bir kesir yani 3 tanesini boyamamız gerekti. 4. sorunun cevabı da C 3 olması gerekiyor dedik ve 191'i bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi alt kısma doğru 5. sorumuza doğru alta doğru geçiyoruz. Burayı temizledim. 5. sorumuza geçelim. Aşağıdaki kesir modellerinden hangisi 7'de 1'i ifade eder? 7 parçaya bölünecek, bir tanesi boyanacak. 1 2 3 4 parça bölünmüş. Bir tanesi boyanmış. 4'te 1'i ifade etti. Olmaz. B'ye geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 parçaya bölünmüş. Bir tanesi boyanmış. Olmaz. 8'de 1'i ifade etti. C şıkkı 1 2 3 4 5 6 7 parçaya bölünmüş. Bir tanesi boyanmış. 7'de 1'i ifade ediyor. O zaman C şıkkımız doğru olarak verilmiş diyoruz. Beşinci sorumuzun cevabı da C şıkkı olması gerekiyor dedik. Altın soruya doğru devam ediyoruz şimdi. Alt kısma doğru geçtim. Altın sorumuza. Aşağıdaki modellerden hangisi birim kesri göstermez? Birim kesri burada bilmemiz lazım arkadaşlar. Birim kesir payı 1 olan yani yukarısı 1 olan kesri göstermesi gerekiyor. Bakalım A şıkkımız 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3 tanesi boyanmış. 4'te 3'ü gösteriyor. B'ye geçersek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi boyalı. Bir tane şey, 9 tane parça var. Bir tanesi boyalı. 9'da 1'i gösteriyor. C şıkkımız. 1, 2, 3, 4 tane parça var. Bir tanesi boyalı arkadaşlar. Şimdi birim kesir. Bir tane parçası boyalı olması istenen kesir dörtte bir birim kesirdir olur. Dokuzda bir bir tanesi boyalı birim kesiri ifade eder. Ama bu dört tane de üç tanesi boyalı bu bir birim kesri göstermez. O yüzden göstermeyen şıkkımız A şıkkı olması gerekiyor dedik arkadaşlar. Altın sorumuzun cevabında da A şıkkı olarak bulunmuş olduk. Ve 7 soruya doğru geçiyoruz. Burayı da temizledik. Bir çiftlikte 18 tane koyun vardı. Bu koyunların üçte birinin yavrusu oldu. Çiftlikte kaç tane yavru oldu diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi 18 tane koyun varmış. Bu koyunlardan üçte birinin yavrusu olmuş. Yani şöyle düşünelim. Modelle de gösterelim. Üçte bir. Üç parçadan bir tanesi. Yani 18 tane koyundan 3'te birini bulmamız isteniyor. 18'i 3 parçaya bölersek arkadaşlar bir parçanın kaç koyun olduğunu bulabiliriz. 18 taneden e, 3'te birinin yavrusu olmuş. Yani 3'te biri böleceğiz. Kaç tane yavru oldu diyor. Tamamdır. 18'i 3'e bölerek kaç yavru olduğunu bulabiliriz. 18'in içerisinde 3 tam 6 defa 6 kere 3 18 yapar çünkü. Kalan da 0 0 olur. Yani 6 tane yavru olduğunu tespit etmiş olduk. 6 tane yavru oldu. Cevap C şıkkı olması gerekiyor arkadaşlar. 1/3 üç parçaya bölüp bir tanesini almak yani 18'i 3'e bölerek bir tanesini almış oluyoruz. O da 6 tane yavru yapıyor arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı C şıkkı olması gerekiyor dedik. Ve 8. soruya doğru alt kısma doğru geçiyoruz. Buradaki işlemleri temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 8. soruda demiş ki aşağıdaki şekillerde boyalı bölgelerden hangisi 6'da 5 6'da 5 kesir sayısını göstermektedir. 6 parçaya bölünecek. 5 tanesi boyanacak. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Doğru. 1, 2 tanesi boyalı. 6'da 2'yi gösterdi. Olmadı. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça bölündü. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi boyalı. Bakın 6 da 5'i göstermiş. Oldu arkadaşlar B şıkkımız. C'yi de ifade edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçadan. 1, 2, 3, 4 tanesi boyalı. 6 da 4'ü gösteriyor. Olmaz. 6 da 5'i gösteren tek şıkkımız B şıkkı olması gerekiyor dedik. 8'in sorumuzun cevabı için ve 9. soruya doğru, alt kısma doğru devam ediyoruz. Burayı da temizledik. Aşağıdaki şekillerden hangisi 4'te 1 kesrini göstermez? Bakalım. A şıkkımıza baktım. 1 2 3 4 parça bölünmüş. Bir tanesi boyalı. 4'te 1'i gösteriyor. Burası 1 2 3 4 parçaya bölünmüş. 1 2 3 tanesi boyalı. 4/3'ü gösteriyor. Olmadı bakın. Cevap B çıktı yine. C şıkkında 1, 2, 3, 4 parça bölünmüş. Bir tanesi boyalı. 4'te biri gösteriyor. A ve C şıkkı gösterdi. Ama B şıkkı 4'te 3'ü gösteriyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkı olması gerekiyor. Dedik 9'un sorumuzun cevabı için. Ve 10. soruya doğru devam ediyoruz. Alt kısma geçtik. 6'da bir kesir sayısını göstereyim. Aşağıdaki... Gösterimi hangi seçenekte doğru verilmiştir? 6'da 1. Ne yapacağız arkadaşlar? 6'yı alt tarafa paydaya. 1'i de paya yazmamız lazım. 6'da 1'i göstermek için. Bu okunuşun kesir hali bu şekildedir. Çıklarda hangi şıkta var? C şıkkı 6'da 1'i gösteren kesir ifadesi arkadaşlar. 10. sorumuzun cevabı da C şıkkı olması gerekli dedik. Ve 11. soruya doğru geçiyoruz. Okunuşu 7'de 2 olan kesir sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 7'de önce alt kısmı yazıyoruz. 7'de 2'yi de üst kısmı paya yazıyoruz. 7'de 2 ifadesi bu şekilde olması lazım. O da B şıkkında mevcut diyoruz. 7'de 2 ifadesi. Bu 2'de 7'yi ifade eder. 7'de 2 önce payda yazılması yani alt kısma yazılması gerekir diyoruz. 11'in sorumuzun cevabı da Beş olmuş. Oldu. 12. soruyla devam ediyoruz. Alt kısma doğru geçtik. Bir bütünün 3'te 2'si aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde doğru gösterilmiştir? Ne yapacağız? 3 parçaya böleceğiz arkadaşlar. İkinci sıradakini 2 adım ilerleyeni almamız gerekecek. A şıkkına baktığımızda 1, 2, 3 parça doğru. İkinci adım mı ilerlenmiş. 1, ikinci adım ilerlenmiş. A şıkkımız direkt doğru gösterilmiş. 12. sorumuzun cevabı da A şıkkı olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. B ve C'ye bakarsak 1 2 3 parçaya bölünmüş ama birinci sıra alınmış. Burası arkadaşlar 2, 3'te 2'yi değil, 3'te 1 ifade eder. Bakın bunda hata var. Burası 3'te 1 oldu. Şöyle diğer tarafına yazalım. Bu kesir 3'te 1'i ifade eden bir kesir. Alttakinde C'de ise 1, 2, 3 adım ilerledik. 3 parçaya bölünmüş. 1, 2 3. adımı vermiş. Burası da 3'te 2 değil. 3'te 3'ü ifade eden bir yer. Birisi 3'te 1, birisi 3'te 3 ifade etmiş. 3'te 2 ifade eden A şıkkımız doğru verilmiş diyoruz arkadaşlar. Diğerleri yanlış olarak karşımıza gelmiş oldu dedik ve 13. soruya doğru ilerliyoruz. Burayı temizledim. Emir ödevlerini yapmaya başladığında saat 18.45'i gösteriyordu. Saat 19.30'da ödevlerini bitiren Emir, ödevlerini kaç dakikada yapmıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada 18.45 ile 19.30 arasındaki süreyi hesap etmemiz gerekiyor. Hemen hesap edelim. Çıkaracağız arkadaşlar. 19.30'dan 18.45'i çıkarıyoruz. Şimdi dakikalarda 30'dan 45 çıkmaz. Önce dakikaları çıkarıyoruz. Dakikalarda çıkmazsa arkadaşlar o zaman bir güncelleme yapmamız lazım. Buradan 1 saat alıp buraya 18 saate çevirdim. Buraya 60 dakika olarak çünkü 1 saat neydi? 1 saat 60 dakikaydı. Buraya 60 dakika ekliyorum. 30'un üstüne 60 eklediğimizde kaç yapar? 90 yapar. Burası 90 olacak. Çünkü 30 artı 60. Kaç yapar? 0, 6, 3 daha 9, 90 yaptı. Yani burayı önce bir güncellemeniz lazım. Çünkü 30'dan 45'i çıkaramadık. Şimdi 90'dan 45'i çıkarabilirim. 0'dan 5 çıkmaz. Yandan aldığında farklı bir kalemle işlemleri yapalım. Görünmesi için. Burası 8 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. Ne olur arkadaşlar? 5 kalır. 8'den 4 çıktığında 4 kaldı. Saat kısmına geçeceğim. Şu 30'u da kullandık. 8'den 8 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Yani 45 dakikalık bir ödev yapma süresi oluşmuş arkadaşlar. Cevabımız 45 dakika olacak. Buradaki kısım şurası zor. 19.30'dan 18.45 çıkarırken 30'dan 45 çıkmadığı için buraya 1 saat yani 60 dakikayı kaydırma düşüncesine dikkat etmeniz lazım. Ya da bu soruda şöyle de yapabilirsiniz. 18.45'i 19'a tamamlamak için 15 dakika ihtiyaç var. Sonrasında da 30 dakika daha eklediğimizde 45 dakikaya oradan da ulaşabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar bu yöntem biraz daha zordur. Ama dikkatle bu yöntemi de anlamaya çalışın. Bazı sorularda bize bu yöntem ihtiyaç haline geliyor arkadaşlar. 13. sorumuzda da bu şekilde 45 dakika olduğunu tespit etmiş olduk diyoruz. işlemleri buraya yazdık. Sizler de durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. Şimdi biz silerek 14. soruya doğru geçeceğiz. Saat 12.10 iken Yelkovan ard arda 8 sayı ilerlerse saat kaç olur diye sorulmuş. Evet Yelkova'nın arkadaşlar 8 defa ilerlemesi. kovan uzun olan e, saat dilimindeki uzun araç. O yüzden de arkadaşlar dakikayı ifade ediyor. 8 defa ilerlemesi. Şimdi 8 sayı ilerlemesi her sayı ilerlemesi arası kaç dakikaydı? Mesela saat 12'den 1'e geçtiğinde 5 dakikayı ifade ediyor arkadaşlar. 8 defa ilerlemesi. 8 ile 5'i çarparak kaç dakika ilerlediğini bulacağız. Burada Yelkova'nın 1 saatte 1 ilerleyişte 5 dakika ilerlediği kavramını iyi yakalamak lazım. 8 ile 5 çarptığımızda 40 dakika olduğunu tespit etmiş olduk. Şöyle dakika yazalım. 40 dakika ilerlemiş. Saat 12.10'dan 40 dakika ilerlediğinde saatin kaç olduğunu sormuş. Hemen bulalım. 40 dakika olduğu için bunu dakikanın altına yazdım. Burası saat kısmı. 00 0 daha 0. 4 1 daha 5. 21 2 1. 12 50 olarak saatimiz bulunmuş oldu. Burada yer kovan her bir adımda 5 dakika ilerler. Bunu bilmemiz gerekiyordu arkadaşlar. 8 sayı ilerlediği için 8 ile 5 çarparak 40 dakika ilerleyiş yaptığını tespit etmek gerekiyordu. Bu sorumuz için diyoruz. Ve o 14. soruyu da C şıkkı olarak bulmuş olduk. 193'ü bu şekilde tamamladık. 194'e 15. soruya doğru geçiyoruz. Burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 15'in sorumuz Bir yolcu vapuru saat 9.15'te hareket edip saat 10.15'te 10.05'te gideceği yere varıyor. Vapur gideceği yere kaç dakikada ulaşmıştır diye sorulmuş. Yine yukarıdaki soruya benzer bir soru arkadaşlar. İster bunu 10'a kadar kaç dakika geçti, sonra üstüne kaç dakika geçti şeklinde hesap edebilirsiniz ya da direkt varış saatinden 10.05'ten başlangıç saati olan 09.15'i çıkararak da kaç saatte vardığını bulabilirsiniz, kaç dakikada ulaştığını bulabilirsiniz ama yine burada şöyle bir tehlikeli işlem var. 05'ten 15 dakika çıkmadığı için yine yukarıda uyguladığımız 1 saati buraya vermemiz lazım. 1 saati buraya verdiğimiz arkadaşlar 60 dakika bunun üstüne eklenmesi lazım. 60'ın üstüne 5 dakika eklenirse 5'in üstüne 60 dakika eklenirse 65 oldu. Burası 05 değil. 65. Burası da 1 saat verdiği için 09 kaldı. Şimdi 65'ten 15'i çıkarıyorum. 5'ten 5 çıktı. 0. 6'dan 1 çıktı. 5. 9'dan 9 çıktı. 0. 0'dan 0 çıktı. 0. Yani 50 dakika süre geçtiğini, bu seyahatin vapurun gittiği yere 50 dakikada vur, e, vardığını tespit etmiş oldum. 15. sorumuzun cevabı da B şık 50 dakika olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. Bakın bu sorularda arkadaşlar, özellikle dakikalar çıkmadığında yandan 60 dakika alacağımıza dikkat etmeniz gerekiyor dedik. Bu sorular biraz dikkat ve ee, zor sorulardır. O yüzden dikkatle yapmamız gerekir dedik. 16 soruya geçtim. Burayı temizledim. Gökhan tanesi 135 kuruş olan kalem tıraşlardan 3 tane aldı. Satıcıya 5 lira verdiğine göre kaç kuruş para üstü alır demiş. Şimdi tanesi 135 kuruştan 3 tane aldıysa 135 ile 3'ü çarparak toplam kaç kuruş ödemesi gerektiğini bulabiliriz. 3 kere 5 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 3 9 elde eklediğimizde 10 yapar. 10'un 0 elde var 1. 3 kere 1 3 elde eklediğimizde 4. 405 kuruş ödemesi gerekiyor arkadaşlar. 405 kuruş. peki satıcıya 5 lira vermiş. 5 lira neye eşit? Onu gösterelim. 5 lira 5 lira kaç kuruştur? 500 kuruştur arkadaşlar. 5 lira 500 kuruşa eşittir. Lirayı kuruşa çevirirken iki tane sıfır eklemeniz lazım. 5 lira olarak vermiş. Bunu önce kuruşa çevirmem lazım. 500 kuruştan 405 kuruş çıkararak da ne kadar para üstü alması gerektiğini bulmuş olacağız. 500'den 405'i çıkarıyorum. sıfırdan 5 çıkmaz. Yanda alamadı. Buradan aldığında burası şöyle farklı kalemle ifade edelim karışmasın. 4 kaldı. Yana verdi burası 10. O da yana verdi. Burası 9 burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 0 çıktı. 9. 4'ten 4 çıktı. 0. Yani 95 kuruş para üstü alması gerekiyor dedik. 16. sorumuzun cevabı da B şıkkı 95 kuruş olarak bulunmuş oldu. Burada 5 lirayı 500 kuruşa çevirmeyi unutmuyoruz işlem yapabilmek için dedik arkadaşlar. Ve 17. soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledim yine. Sizler durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. Yasemin hafta içi her gün 5 TL 50 kuruş. Hafta sonu her gün 2 TL 50 kuruş harçlık alıyor. Yasemin bir haftadır ne kadar harçlık alır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ister bunu 5 TL 50 kuruşu arkadaşlar tamamen kuruşa çevirerek yapın ya da TL cinsinden de ifade edebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa ayrı ayrı da hesap edebilirsiniz kuruşu TL'yi. Şimdi şöyle yapalım biz. Yasemin e, bir haftada ne kadar? Önce hafta için hesap edelim. Hafta içi 5 günden oluşur. O yüzden 5 TL'den 5 gün aldığında 5 kere 5 25 TL aldı. 50 kuruştan da 5 defa almış olacak. Onu da çarpalım. TL ve kuruşu ayrı ayrı hesap 0 çarpı 5 0. 5 kere 5 25. 250 kuruşta yan parası gelmiş oldu. 250 kuruş. Şimdi en son kuruşları TL'ye çeviririz. Hafta sonu 2 TL 50 kuruş. Hafta sonu cumartesi pazar 2 gün var. 2 TL'den 2, 2 defa alacak. 4 TL yaptı. 50 kuruştan 2 defa alacak. 0, 5 kere 2, 10, 100 kuruş yaptı. Şimdi hepsini toplayacağız arkadaşlar. Önce TL'leri toplayalım. Ya da kuruşları TL'ye çevirdikten sonra en son toplayalım. 250 kuruşla 100 kuruşu toplayalım arkadaşlar. Ne yapar? 250 kuruş artı 100 kuruş. Şöyle alt tarafa doğru biraz geçtim. 0, 5, 3. 350 kuruş yaptı. 350 kuruş kaç TL eşit? 100 kuruş 1 TL'ydi. O yüzden 300 kuruş 3 TL olur arkadaşlar. 50 kuruş da arttı. Onu da yanına yazacağız. Yani 3 TL 50 kuruşa eşittir. 350 kuruş. Şimdi 25 TL 4 TL daha 10 TL olarak hesap edelim. Farklı bir kalem kullanıyorum şimdi. Toplam tutarı hesap edeceğiz. 25 4 TL buradan 3 TL de buradan geldi kuruştan. 5, 4 daha 9, 3 daha 12'nin ikisi elde var 1. 2'nin üstüne elde eklediğimizde 3 yaptı. 32 TL'lik toplam miktar oldu. Bir de 50 kuruşumuz arttı. 32 TL 50 kuruş yani C şıkkında mevcut diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kuruşla TL'yi ayrı ayrı hesap edebilirsiniz. Ya da e, 250 kuruşu direkt burada 2,5 TL olarak 27,5 olarak düşünüp buraya da 4, 5 TL olarak bulup üst üste ekleyebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar kuruş cinsinden çevirirseniz en son kuruşu TL'ye çevirerek işlem yapmanız gerekir diyoruz. 17. soruda da bu şekilde cevabı ulaşmış olduk dedik. Ve 18'e doğru ilerliyoruz. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz diyoruz. 18. soruda demiş ki Ayberk'in kumbarasından 6 tane 5 lira, 2 tane 1 lira, 2 tane 50 kuruş, 4 tane 25 kuruş çıktı. Ayberk'in toplam kaç lirası vardır diye sorulmuş. 6 tane 5 lira. 6 ile 5'i çarpacağız. Ne yapar? 30 TL yapar arkadaşlar. Bu gitti. 2 tane 1 lira. 2 ile 1'i çarpacağız. 2 TL yaptı. Bu da gitti. 2 tane 50 kuruş. 50 kuruşla 2'yi çarpacağız. 0, 5 kere 2, 10, 100 kuruş yaptı. Bu da 1 TL'ye eşit. Hemen çevirelim. Bu da gitti. 4 tane 25 kuruş. 25 de 4'ü çarpacağız. Onu da şuraya çarpalım. 25 çarpı 4. 5 kere 4, 20. Elde var 2. 4 kere 2, 8. 2 de elde 10. Bu da 100 kuruş yaptı. O da neye eşit arkadaşlar? O da 1 TL'ye eşit diyoruz. Toplam kaç TL dedi? Hepsini toplayalım şimdi. 30 TL'miz var. 2 TL'miz var. 1 TL'miz var. 1 TL'miz var. Hepsini topluyoruz. 0, 2 daha 2. 1 daha 3. 1 daha 4. 3'ü de aşağı indiğimizde toplam 34 TL olduğunu tespit etmiş oluyoruz. 18. sorumuzda da Ayberg'in toplam 34 TL kumbarasından çıktığını tespit etmiş olduk. Bu sorumuzun cevabı için diyoruz. Ve 19. soruya doğru geçiyoruz. Buradaki işlemleri yine biz silerek geçiyoruz arkadaşlar. Sizler durdurup işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. 19. soruya geçtiğimizde bir bal peteğinin boş kütlesi 140 gramdır. Arılar peteği bal ile doldurduğunda petek 950 gram geliyor. Arılar kaç gram bal yapmıştır diye sorulmuş. Şimdi boş kütlesi verilmiş. Dolu halde verilmiş. O zaman bal miktarını bulmak için 950'den 140'ı çıkararak sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 4 çıktı 1. 9'dan 1 çıktı 8. Yani 810 gram arılar bal yapmıştır diyoruz. 19. sorumuzun cevabı da B olması gerekiyordu dedik. 1 çıkarma işlemi sonucunda sonucumuza ulaşmış olduk. Ve son sorumuz olan 20. soruya doğru geçtik arkadaşlar. Bir çuval pirinç 25 kilogramdır. 4 çuval pirinç kaç kilogram gelir demiş. Bakın bir çuvalı 25 ise 4 çuvalı bulmak için 25 ile 4'ü çarpmamız gerekir. 4 kere 5 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10 yapar. Yani 100 kilogram olması gerekiyor arkadaşlar. 4 çuval pirincin o da A da mevcut. 20. soruyu da bu şekilde bir çarpma işlemi sonucunda bulmuş olduk ve 191 ile 194 arasındaki ünite değerlendirmeleri de bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.